başlayacak. Evet, Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde ilk basket Beşiktaş'tan geliyor. Ve Beşiktaş ilk saniyede bu baskette 2-0 yapıyor durumu. Şimdi Fenerbahçe hücum olacak ama sahaya yağan kompetiler var. Onların temizlenmesi gerekiyor ve ardından da mücadele devam edecek. İlk basket Beşiktaş'tan geldi. Birinci Basketbol Ligi'nin 22. haftasında gerçekten zorlu bir derbi. Beşiktaş 4. sırada ve rakibi Fenerbahçe 9. Dikili Taş Spor Salonu'nda maça büyük ilgi var pot altında. Mustafa abi hücumu devam ediyor Fenerbahçe'nin. İkili bir blok geldi bir anda ve hızlı hücum şansı yakaladı Beşiktaş. Faruk Beşok, Kraskevicius 3 sayılık atış bölgesinde ve basket geliyor. Murat Can Güler'in basketi. Beşiktaş 1. dakikada olmadan durumu 5-0 yaptı. Sevgili seyirciler, bu karşılaşmada değerli yorumlarıyla milli takımlar eski teknik direktörü Sayın Önder Seden de bizle birlikte olacak. Sayın Seden gerçekten Beşiktaş hızlı başladı. Djurdjic ve faul. 1 dakika geride kaldı ve Beşiktaş 5, Fenerbahçe 0. Şimdi tabii ki sağ avantajı Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe'den son haftalarda mağlubiyetlerinin acısını çıkarması ve bu maçı kazanması lazım. Kritik bir duruma geldiler. Ligde 9. sırada söylediğiniz gibi Fenerbahçe. Beşiktaş'ın da üst sıralarda yer alması, aşağı düşmeme amacıyla kendi sahasındaki maçı kazanması gerekiyor. Beşiktaş takımı geçen seneye oranla daha ekonomik kurulmuş bir ekip. Bu ekibin başında Battal Durusel var, yılların sorumlusu. Ahmet Kandemir genç antrenör, oyuncuları iyi tanımış, iyi seçim yapmış. Şenol Demirağ menajerleri, o da gerçekten basketbola çok gönül vermiş bir kişi. Onun için Beşiktaş bir yerlere geldi. Bilemiyorum ileriki haftalarda ne olabilir ama şu anda iyi durumda. Yine birlikte olacağız. Kraskevicius harika bir pas. Harika bir pas geliyor. Ve Kraskevicius skor 7-1. Karşılıklı hücumlar üst üste ama Fenerbahçe iyi başlayamadı. 1,5 dakikaya sığan 7 sayı. Şimdi de bir faul. Fenerbahçe iyi başlayamadı mücadeleye sevgili seyirciler. Cat Jennings. Şimdi Jeff Saunders görüntüye geliyor. Kraskevicius serbest atışlar kullanacak. Atış esnasında yapılan bir faul. İlk atış isabetli. 8. sayı. 2. ve son atışı. Virginius Kraskevicius, Litvanyalı oyuncu ve 9-1 oldu durum. 8 sayılı bir fark gerçekten. Beşiktaş maça çok iyi başladı. Fenerbahçe hücumda şimdi. Cat Jennings, bounce pası. Cömert, Djurdjic, Jennings, Saunders birebir oynuyor. Kraskevicius, Faruk Beşok yardıma geldi. Savunma ribandını alıyor. Muratcan ve hızla hücum alanına taşıdı takımını. 3 sayılık atış bölgesinde basket gelmedi ve bu arada ribaund mücadelesi. Kraskevicius elden ele dolaşarsa son olarak Kraskevicius. Blackwell, Kraskevicius pot altına doğru gönderme düşüncesinde alamıyor o topu. Beşiktaş'a Billy Murray. Jennings. Şimdi pası Fenerbahçe, evet ilk basketi. Djurdjic de serbest atışlardan bir sayı bulmuştu ve şimdi Fenerbahçe Cömert Yüce ile durumu 9-3 yaptı sevgili seyirciler. İlk yarıda 2 dakikayı geride bıraktık. James Blackwell. Jennings karşısında sarıldı. Birebir oynuyor. Kraskevicius. 3 sayılık atış isabetli değil. Çemberden dönen top savunma ribaundunu alan Mustafa abi. Fenerbahçe hızla hücum alanına geçti. Mustafa abi içi potu altını zorlayacak. Dışarı çıkardı. Cömert Yüce, Saunders. Şimdi Jennings. Djurdjic faul pası aldı. Kraskevicius ve faul. Virginius Kraskevicius. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın hızlı hücumlarını, fast break'lerini kesmesi lazım. Zaten maçtan önce konuştuğumuz antrenörler de bu görüşlere Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin pot altı çok güçlü olduğu için oyuncularını oraya yardım etmelerini ve gömülmelerini söylüyor. Smash basket geliyor Erdem ve skor 11-3 oldu. 3 dakika geride kalmak üzere ve Haliller ilk oyuncu değişikliğini yapacak biraz sonra. Fenerbahçe'de Tolga Tekin Alp oyuna girecek. Fenerbahçe hücumda Jennings topu çal kaybediyor ama arkasından Beşiktaş'ta Muratcan. Bu arada
İlginç bir görüntü oluşuyor. Gürçiş ile Muratcan arasında. Muratcan, Güler, Gürçiş'e faul yapıyor. Beşiktaş'ın şu ana kadar üçüncü takım faulü bu. Gürçiş maçın ilk saniyelerinde de serbest atışlardan birini değerlendirememişti. Radislav Gürçiş ilk atışını kullanmak üzere isabetli, fark 7 sayıya indi. 11-4, 3 dakika 10 saniyeyi geride bıraktık ilk yarıda. İkinci ve son atışı şimdi Gürçiş'in. Bunda da isabet var. 11-5 oldu ve Beşiktaş hücumu başladı. Blackburn, Faruk Beşok, Praskevicius, Muratcan Güler, Faruk Beşok, Tolga Tekin Alp oyuna girdikten sonra ona yakın oynuyor. Şimdi Praskevicius, bounce basında Blackburn, uygun pozisyonda yapıcı basket. Beşiktaş 13, Fenerbahçe 5. Jennings, Jennings pot altına sokuldu, atış isabetini, savunma ribandını her yere alıyor. Şimdi Blackburn, Praskevicius, 3 sayılık atış, bu isabetli rebound mücadelesi. Erayın basketi, hücum reboundunu aldı, 15-5 ve sevgili seyirciler, 4. dakika geride kalmak üzereyken Fenerbahçe koçu Ali Güler molayı alıyor. 15-5, Beşiktaş üstünü ve maçla ilgili bilgiler az önce görüntüye geldi. Sayın Sedan, Beşiktaş inanılmaz bir tempo ile başladı, ne dersiniz? Şimdi sadece Fenerbahçe'nin geriye erken dönmesi, fast break'leri kesmesi değil, geride de iyi savunma yapması lazım. İki takım da adam adama savunma yaparken Fenerbahçe'nin savunması doğrusu iyi olmadı. Bu kısa sürede çok sayı yediler. Geriye döndüklerinde biraz yakın savunma yapmak lazım. Beşiktaş'ta dışarıdan atan oyuncular var. Murat Can gibi, Faruk gibi ve Amerikalı Blackwell gibi, bunları yakın tutmak lazım. Bir de adam eşleşmesinde Gürçiş tutuyor Praskevicius'u, oraya da dikkat etmek lazım. Praskevicius dışarıya çıkarak aldığı toplardan oradan isabetli atar. Gürçiş de dışarıya çıkan oyunculara iyi savunma yapmıyor. Bu bir dezavantajı Fenerbahçe'nin. Buna karşılık bu dakikalara kadar içeriden çok güçlü Fenerbahçe, yani pota altı çok güçlü. Gürçiş'le Sanders oradan oynamıyorlar. Dışarıda topu çevirip içeriye yalnız bırakmıyorlar. Beşiktaşlar da iyi gömülüyor. Pot altı savunması bu dakikalarda iyi oldu Beşiktaş'ın. Jennings'e Fenerbahçe hücumda. Tolga Tekinal. Gürçiş. Sanders aldı. Praskevicius, Faruk Beşok ikilisi. Sanders. Cömert Tüce. Sıyrıldı rakibinden. Atışı top çembere değmedi ama hücum reboundunda başarılı olan oyuncu Tolga Tekinal basketi kazandırıyor Fenerbahçe'ye. 15-7. Blackwell, Faruk Beşok, Muratcan, Blackwell, Faruk Beşok, Eli, iyi sıyrıldı bu basket. Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Willem Eli 6 sayıya ulaştı. Ve fark yeniden 10 sayı. Bu arada Ünlüler bir başka uzunu Fenerbahçe'nin Zaza Ender'e oyunu alma hazırlığında. Bounce pass. Cömert Kuşa'dan Sanders. Gürçiş. Eli karşılıyor. Gürçiş dönmek istiyor. Dışarı çıkardı. Tolga Tekinan. Pası Gürçiş. Atışı ve basket. Gürçiş'ten bir basket daha. Fenerbahçe'nin bulduğu 9 sayı. Ve Gürçiş bu sayılardan 5'ine sahip. Skor 17-9 sevgili seyirciler. Yine Eli. Yine bu. Basket ve faul, Gürçiş faul yapan oyuncu. Willem Eli pot altında, Beşiktaş çok iyi değerlendiriyor. Şimdi Fenerbahçe 4-3 sahadan zone press dediğimiz baskılı alan savunması uyguluyor. Geriye döndüğü zaman da bölge savunması yapmaya başladı, ancak 2-2-1 şeklindeki bu zone press'e karşı Beşiktaş gerçekten bilinçli hücum ederek pot altında çok rahat atış buluyor, çok rahat pozisyon buluyor ve gerideki zon bakalım nasıl olacak Fenerbahçe'nin. Biraz riskli bir görüntü ama baskı yapması da gayet doğaldı Halil Üner'in. O şekilde rakibinin oyun düzenini bozmak istiyor.
Beşiktaş 5,5 dakika geride kaldı. Tam 20 sayı buldu. Şimdi Cömert Yüce pot altına sokuldu. Dışarı çıkartıyor. Atış isabetli değil ama hücum reboundu. Saunders'ı basket. Saunders'ın basketi ve skor 20-11 oldu. Farkı 9 sayıya indirdi. Fenerbahçe. Muratcan Güler. Blackwell. Bounce pass. Praskevicius. 2 sayılık atışı basket. Skor 22-11. Fark yeniden 11 sayı. Praskevicius'un da 6 sayısı var şu ana kadar. Dignitas Spor Salonu'nda Beşiktaş taraftarları maça büyük ilgi gösteriyor. Tolga Tekinal ve bir faul. Faruk Beşok faul yapan oyuncu Beşiktaş'tan. Takım faulü sayısı siyah beyazların 4'e yükseldi böylece. Faruk'un da ilk faulü. Fenerbahçe'nin de şu ana kadar 2 takım faulü var. Bunu belirtmek istiyorum. 6 dakika geride kaldı ilk yarıda. Beşiktaş 22, Fenerbahçe 11. Fenerbahçe hücumunda Tolga Tekinal, Faruk Beşok karşısında. Şimdi pası Sanders, Ali dokunuyor. Ve kenardan Fenerbahçe hücumu devam edecek. Sanders. Ali karşısında Sanders. Zazen'den içeri yöneldi. Tolga Tekinal fake'ini gösterdi. Pot altına süzüldü, bıraktı. Ve savunma ribaundunda Praskevicius. Şimdi Blackwell. Pası Ali. Ali. Evet, Steps kararı geliyor. Sevgili seyirciler, Beşiktaş bu hücumdan sonuç alamıyor. İlk kontrol iyi değildi Ali'nin. Sayın Sedan, kısa olarak efendim, reboundlarda da Fenerbahçe'nin bir etkisizliği var şu ana kadar. Beşiktaş reboundlarda da etkin. Hem savunma hem hücum reboundlarında. Savunma reboundlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Daha önemlisi bence alan savunması uyguluyor geride. 2-3 tarzında Fenerbahçe. Orada Praskevicius'u iyi kontrol etmeleri lazım. 2-3 alan savunmasını 3 saniye koridoru içinde etkili olabilir Praskevicius ve orada biraz önce gördüğünüz gibi çok rahat bir basket attı Praskevicius. Bunlara dikkat etmek lazım. Sanders'ın biraz yükselmesi lazım. O bölge savunmasını, alan savunmasının ortasındaki oyuncunun. Ama dipten de Eli'ye pozisyon tanımamaları lazım. Şimdi Halil Üner onu düşürerek Zaza'yı oyuna soktu. Bu arada Muratcan Güler'in basketi pot altına iyi süzüldü ve skor 24-11 oldu. Beşiktaş 13 sayılık bir fark yakaladı maçın başından bu yana ilk kez. Jennings ve Fenerbahçe hücumu. İlk yarıda 7,5 dakikayı geride bıraktık. Cömert Yüce, Zaza Enden, Jennings, Sanders, Ali ile birebir oynadı. Pot altına süzüldü. Dışarı çıkarmak istedi ama Praskevicius. Yine Beşiktaş için bir hızlı hücum şansı. Muratcan Güler, Faruk Beşok dışarı çıkarıyor Muratcan. Ve Fenerbahçe savunmada yerini alıyor. Muratcan Güler. Praskevicius perdeleme için geldi. Cömert Yüce. Şimdi Muratcan Güler dışarı çıkardı. Faruk Beşok ayak çizgide atış isabeti değil. Hücum reboundunu Praskevicius alıyor. Yeni bir hücum şansı. Şimdi Blackwell. Girmiyor bu top ve Fenerbahçe'nin hücumu Tolga Tekinal'da başlıyor. Tolga, Cömert Yüce, Blackwell karşısında. Tolga Tekinal, Jennings. Jennings pot altına süzüldü. Dışarı çıkardı Zazen'den. 3 sayılık atış isabetli. 24-14 oldu. Fark 10 sayıydı. Zazen'den'in biraz Fenerbahçe'ye nefes aldıran bir 3 sayılık basketi. James Blackwell ve Beşiktaş hücumda. Faruk Beşok. Bu arada top kaybı olacak ve oluyor. Jennings araya girdi. Faruk'la birebir mücadelesi. Faruk Beşok'la faul. Faruk'un bu ikinci faulü oldu. Oyun alanında iki faule ulaşan ilk oyuncu Faruk Beşok. Takım faulü sayısı siyah beyazların böylece 5'e yükseldi. Bu arada oyuncu değişiklikleri Fenerbahçe takımında sevgili seyirciler. Sanders ve Cömert Yüce oyundan çıktılar. Djurcic oyunda ve Mert Uyguç oyuna girdi. Maçın başından bu yana ilk kez. Evet, pot altından Fenerbahçe hücumu sürecek. Tolga Tekinal. Jennings. Muratcan Güler karşılıyor. Bounce pası Radislav Djurcic. Döndü Ali'den sırma çabasında. Pot altına süzüldü. Zor pozisyonda faul Ali. Birleşik Amerikalı oyuncusu Beşiktaş'ın ikinci faulü bu. Faul sıkıntısı yaşayabilir mi Beşiktaş? Yaşayabilir doğrusu, çünkü Fenerbahçe'nin hücumları hep forseyle, hep içeriye zorlayarak yapılan
hücumlar. Özellikle de pot altındaki oyuncuları force ederek, zorlayarak oynadıkları için LA foul yapar. Fraskevicius da öyle bir kritik fauller yaparsa bu Beşiktaş'ın aleyhine olur. Çünkü onların yerine dolduracakları oyuncular onların kalitesi de olmadıkları için onların oyunda kalması lazım. Belki de adam adama savurmadan alan savurmasına da dönebilir Beşiktaş kritik faul olursa. Radislav Jurčić ilk serbest atıştan yararlanamıyor. İkinci ve son atışı bu isabetli. Fark 9 sayıya indi. Beşiktaş 24, Fenerbahçe 15. Son haftaların flash ekibi tam 7 maçlık bir galibiyet serisinin ardından geçen hafta Topaç'a deplasmanda mağlup olarak bu seriye son veren Beşiktaş derbi mücadelesinde Fenerbahçe karşısında bu bölümlerde etkili. Fenerbahçe dengeyi kurmaya çalışıyor bu arada. Bir faul Jurčić. Fenerbahçe'de Jurčić ikinci faulü sevgili seyirciler. Fenerbahçe şu anda kombine savunma uyguluyor. Blackwell'e adam adama oynayıp diğer oyuncuların alan savunması uygulamaları. Bakalım sonucu değiştirecek mi yani? Beşiktaş'ın ataklarını, hücumları etkisi hale getirebilecekler mi? Muratcan Güler pot altına süzüldü. Fraskevicius'a mükemmel bir pas. Evet, Beşiktaş böylece durumu 26-15 yapıyor. Fark yeniden 11 sayıya çıkıyor. İlk yarıda 9,5 dakikalık süre geride kalmak üzere Jennings. Jennings topu kaybetti. Son müdahale Beşiktaş oyunculardan. Fenerbahçe hücumu şimdi pot altından devam edecek. 30 saniye süresinin, hücum süresinin tamamlanmasına 19 saniye kala. Evet, Muratcan Güler'den faul. Maçın hakemleri Murat Biricik ve Ufuk Akyüz. Ufuk Akyüz oyunu durduruyor. Ve bir devrede 7 faul hakkı bu faulle doluyor Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin bir kez hatırlatıyorum 3 takım faulü var. Tolga Tekinal. Jennings. Jurčić topu kaybetmek üzere. İkinci pozisyon. Jurčić kazanıyor. Jennings. Zaza Enden. Pot altına süzüldü. Pası. Boş pozisyon Jurčić'e basket. Pot altında Jurčić. Ve skor 26-17. Üst üste Maydanoz Kolejler, Pınar Karşıyaka, Oyak Röno, Darüşşafaka, Türk Telekom, Troy Pilsener ve Kombasan Konya galibiyetlerinin ardından geçen hafta Topaş'a yenildi Bursa'da Beşiktaş 64-50'lik skorla. Ve bu maçta Fenerbahçe maçında 26 sayı 10 dakikalık sürede ve 28. sayı gelecek mi? Gelmiyor. Hücum ribaundu Fraskevicius'a faul. Fenerbahçe'nin kombine savunması, yani bir kişi adam adama oynuyor, Mert Uyguç oynuyor adam adama. Diğer dört oyuncu alan savunması uyguluyorlar ama pot altını iyi savunamıyorlar. Bu savunmanın ne netice vereceğini zaman geçtikçe göreceğiz demiştim. Ama etkili olamadı bu savunma. Beşiktaş takımı iyi top kullanıyor, çeviriyorlar topu ve pot altında müsait pozisyonlar buluyorlar. İlk atışı isabeti değil Litvanyalı oyuncunun. İkinci ve son atışı şimdi Virginijus Praskevičius. Bu atışında da isabet kaydedemiyor. Ve 9 sayılık fark devam ediyor Beşiktaş lehine. Onur Aydın oyuna girecek biraz sonra Beşiktaş takımında. Jennings'le Fenerbahçe hücumu. Tolga Tekinal. Zaza Enden dışarı çıktı. Praskevičius karşısında. Eli Jurčić'i kontrol ediyor. Mert Uyguç pot altına yöneldi ama Blackwell koşu yolunu kapattı. Tolga Tekinal. Jennings hücum süresinin tamamlanmasına 5 saniye kaldı. Jennings. Jennings pot altına sokuldu. Pot altına basket. Skor 26-19. Fark 7 sayıya iniyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın o ilk dakikalardaki hızını Fenerbahçe bu bölümlerde kesmiş görünüyor. Ali. Faruk Beşok. 3 sayılık atış. Çemberden dönen top, top kazanma çabası. Fenerbahçe'de Tolga Tekinal. Bu arada Ahmet Kandemir. Onur Aydın'ı tekrar yanına çağırdı. Şimdi Jurčić zorladı ve basket. Bir anda fark 5 sayıya iniyor. Fenerbahçe'nin son 1-1,5 dakikalık süre içinde üst üste gelen basketleriyle. Beşiktaş 26, Fenerbahçe 21. Sayın Seden, Beşiktaş'ın hızını biraz kesmiş görünüyor Fenerbahçe. Reboundlarda da bu bölümlerdeki etkinliğiyle galiba. Evet, hızlı oynamaları lazım Fenerbahçe'nin. Madem ki böyle alan savunması gibi, kombine savunma gibi kombinasyonları tercih ediyor. Öyle oynamayı yeğliyor. O zaman
savunma reboundlarını alıp pas break hücumlarını iyi yapmaları lazım. Her zaman set ettiklerinde verimli olmuyor Fenerbahçe hücumları. Hep zorlayarak oynadıkları bir sistem var. Öyle oynadıkları için de verimli olamıyorlar. Ama hızlı hücum yaparlarsa daha rahat pozisyonlar bulacakları kesin. Beşiktaş'ın dış atışlarda da 6'da 1'lik gibi bir düşük oranı var. Artı reboundlarda bir önceki molada Sayın Üner'in molasında reboundlarda kesin üstünlüğü vardı Beşiktaş'ın ama reboundlarda da yakın bir eşitlik evet. söz konusu. 9'a evet. 7 gibi bir oran ortaya evet. çıktı. Evet, şimdi son hücumlarda Beşiktaş dış atışları yerledi ve onlar da isabetli olamadılar. Böylelikle de ara kapandı. Fenerbahçe biraz daha iyi hücum etti şu son 3-4 dakikada ve arayı kapattılar. Evet, 26-21. 21 sayı Fenerbahçe'nin, 10'u Djurdjic'ten. Şu anda oyun alanındaki en skorer oyuncu. Şimdi Ali Smart Basket. Ali'nin basketiyle skor 28-21 oluyor. İlk yarıda yaklaşık olarak 8 dakikalık bir süre var. Jennings pası içeriye Djurdjic. Son müdahale Beşiktaşlı oyunculardan. Bu arada Murat Biricik. Evet. Masa hakemlerinin yanına geldi. Fenerbahçe takımında Jeff Sanders yeniden oyuna girme hazırlığında. Beşiktaş'ta Murat Can Güler, Ahmet Kandemir'in yanına gidiyor. Evet, Sanders Mert Uyguç'un yerine oyuna giriyor. Jeff Sanders sevgili seyirciler. Evet, hakemlerin bir isteği oldu ve salon içinde bir anons yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlara daha sakin olmaları gerektiği konusunda. Pot altından Tolga Tekin Avcı Fenerbahçe hücumu Zaza Enden. Jennings Sanders'a, Onur Aydın karşılıyor. Sanders döndü. Sanders birebir oynadı. Atışı basket ve faul. 28-23. Fenerbahçe farkı 5 sayıya indirdi. Bu pozisyon bir kez daha ekranlarınızda işte dönüyor. Onur Aydın'la mücadelesinde bir defa karar var. Serbest atış kullanacak şimdi. Fenerbahçe takımında Sanders Onur'un ilk faulü. Şu ana kadar 4 sayısı var. Bu da 5. sayısı Sanders'ın. Ve skor 28-24. Farkı 4 sayıya indirdi Fenerbahçe. Murat Can Güler. Blackwell'in pası Muratcan Güler. Bounce pass. Alley. Muratcan Güler. 3 sayılık atış isabet yok. Savunma reboundunu alıyor. Djurdjic. Tolga Tekinalp. Zaza Enden. Faruk Beşok karşısında. Dışarıda Jennings. Zaza Enden. Tolga Tekinalp. Blackwell karşısında. Jennings 3 sayılık atış bölgesinde kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasına şu anda 10 saniye kaldı. Jennings isabet yoksa ama reboundunu el iyi alıyor. Murat Can Güler Beşiktaş'ı hücum alanına taşıdı. Blackwell. James Blackwell, Faruk Beşok, Ali. Tekrar Blackwell, Onur Aydın. Dışarı çıkardı Faruk Beşok. Ali hücum süresi azalıyor. Praskevicius az sonra oyuna girecek. 5 saniye kaldı. Bomboş pozisyondan Muratcan Güler isabet yok. Dış atışlarda Beşiktaş bu bölümlerde sıkıntı yaşayınca Fenerbahçe'ye oyunu dengeleme şansı doğuyor. Jennings. Onur Aydın'la Sanders arasında bir mücadele. Zaza Enden. Faruk Beşok karşısında ayak çizgide 2 sayılık atış isabet yok. Hücum reboundunu alma çabası olmadı. Tolga Tekin Alp'ten son olarak top dışarıda ve Beşiktaş hücumu başlayacak. Onur Aydın çıkıyor bu arada sevgili seyirciler ve Praskevicius oyunda. Beşiktaşlı seyircilerin, taraftarların büyük desteği var. 6,5 dakika kaldı ilk yarının bitimine. Blackwell, Muratcan Güler. Son anda Jennings araya girdi ama Praskevicius. 2 sayılık atış isabetli. Beşiktaş uzun bir süredir
Basket bulmakta sıkıntılar yaşayan Beşiktaş skoru 30-24 yapıyor. Praskevicius'a. Zaza elden. Saunders. Zaza elden. Zaza elden. Pot altına sokuldu pası Djurdjic ve bu pas sonrasında basket geldi. Fark 4 sayıya indi. 30-26 Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor maçta. Az önce işte Zaza'nın pot altına sokulması Djurdjic'in basketi. Blackwell. Muratcan Güler. Alley. Pası Praskevicius. Son anda Jennings'in bir müdahalesi var. Bu arada bir mola sevgili seyirciler. Evet 5 dakika 42 saniye kala ilk yarının bitimine ve Beşiktaş 30-26 öndeyken bir mola. Sayın Seden, maçın başında farklı gidebileceğini düşündüğümüz bir maç bir anda dengelendi. Evet. Zevkli bir maç izliyoruz şu ana kadar. Evet. Ne dersiniz efendim? Zaman zaman kombine savunma, zaman zaman alan savunması uygulayarak, savunma reboundları alıp faul yapmayarak, pota altından rakibine pozisyon vermeyerek oynamayı yeğledi. Hücumda da nispeten düzeldi ama gene dışarıdan atmayıp zorlamaları var Fenerbahçe'nin. Pot altı zorlamaları, Beşiktaş oraya gömülüyor. Daha iyi bir sonuç alamıyorlar. Mesela Jennings atan bir adam dışarıdan atmıyor. Set ediyorlar devamlı Fenerbahçe. Fastbreak hücumlarında kesin sonuç alamıyorlar. Set edince de dışarıdan atmıyorlar. Pota altı tamam, oradan oynamaları lazım. Çok güçlü bir pota altı var Fenerbahçe'de. Pota altı hücumu var. Pivotları uzun ve çok kuvvetli Djurdjic ve Sanders. Ama dışarıdan atarlarsa Beşiktaş savunmasının üzerlerine çekecekler. İçeriden daha kesin sonuç alabilecekler. Böyle oynamıyorlar. Böyle bir sistemleri var. Yani hep zorlayarak hep zorlayarak, o da zaman zaman iyi sonuç vermiyor. Beşiktaş son dakikalarda hücumda özellikle Praskevicius'un dışarıda olduğu zaman da etkili olamadı. Ve başa baş hale geldi oyun. Dediğiniz gibi başta fark olabilir düşüncesindeydi belki de herkes ama Fenerbahçe oyunu bırakmıyor. Mola süresi tamamlandıktan sonra Blackwell ile Beşiktaş hücumda. Blackwell ikili sıkıştırma Praskevicius'a, ondan Faruk Beşok pekini gösterdi. 3 sayılık bir atış. Bu arada evet basket geçerli değil sevgili seyirciler. Ufuk Akyüz basketi geçerli saymıyor. 30-26'lık skorda devam ediyor. 5 dakika yaklaşık olarak ilk yarının bitimi için kalan süre. Mustafa abi, Jennings. Tekrar Mustafa abi. Jennings. Bounce pasında Eli, rakibin pozisyonunu bozdu Djurdjic. Ardından Praskevicius ve şimdi Blackwell. Faruk Beşok. Virginius Praskevicius atışı isabetli. 3 sayılık bir basket. Beşiktaş 33, Fenerbahçe 26, fark 7'ye yükseldi. Mustafa abi. Zaza Enden. Sanders. Zaza Enden. Faruk Beşok kapattı. Atış isabetini, rebound mücadelesi. Faul kararı var. Beşiktaş şu anda değişik bir savunma uyguluyor. Alan savunması uyguluyor. 1-2-2 baskılı alan savunması 4-3 sahada. Sonra geride alan savunması. Fenerbahçe'yi dış şutlara mecbur etmek istiyor. Faul yapmamak istiyorlar. Zannediyorum Halil'ler oyuncu değiştirecek. Mustafa'yı soktular. Muratcan Güler'in de faul oldu. Dışarıdan şut atmaları gerekiyor Fenerbahçe'nin alan savunmasına karşı. Evet, oyun alanında da 3 faule ulaşan ilk oyuncu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Muratcan Güler. Zaza Enden'in ikinci atışı isabetli olunca fark 6 sayıya indi. Evet, bu arada Zaza Enden oyundan alınıyor Halil Müller tarafından ve Mert Uyguç oyunda. James Blackwell. Jennings karşısında. James Blackwell, Muratcan Güler pot altına yöneldi. Bu arada evet Djurdjic'e bir faul. Djurdjic'e bakıyorum. İkinci faulü bu. Şimdi serbest atışlar kullanma hazırlığında
Evet, Ufuk Akgüz'e itirazı var bunun için. Murat Can Güler. Serbest atışlar kullanacak. 4 dakika 20 saniye kala ilk yarının bitimine. İlk atışı isabetli değil. Serbest atışlarda da bu bölümlerde Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. İkinci ve son atışı. Bu isabetli ve 34-27. Mustafa abi. Mustafa abi hızla pot altına yöneldi. Ali'den topu kurtarma çabası, basket ve faul. Ali Beşiktaş takımında. Ali faul yapan oyuncu sevgili seyirciler. Ali'nin de 3. faulü bu. Muratcan Güler'den sonra Ali de 3 faule ulaşıyor. Mustafa abi bir de serbest atış kullandı. Bu da isabetli olunca 34-30 Beşiktaş, 34 Fenerbahçe 30. Fark 4 sayıya indi. Blackwell ve Beşiktaş hücumu. Faruk Beşok. Tekrar Blackwell. Raskevicius, Muratcan Güler. Ve Saunders faul yaptı. Fenerbahçe'de Saunders'ın bu ilk faulü. Takım faulü sayısının da Fenerbahçe'de 6 olduğunu belirtmek istiyorum. İki koç da çok heyecanlı. Hem Halil Üner, hem Ahmet Kandemir. Ufuk Akgüz'ün Halil Üner'e bir uyarısı oldu. Murat Can Güler serbest atışlar kullanıyor. Evet. Şimdi serbest atışlar kullanılacak. Bu arada Beşiktaş seyircisiyle Halil Üner arasında bir gerginlik var. İlk yarının sonları yaklaşırken tribünlerde de gerginlik yaşanıyor şu anda. Bu arada hakem, evet, Murat Biricik. Maçın baş hakemi oyunu durdurdu bu bölümlerde. Halil Üner'e yoğun tepkiler var. Olumsuz tezahürat var. Aleyhte tezahürat. Evet, Halil Üner, Fenerbahçe'nin antrenörü. Oyun durdu sevgili seyirciler. Sayın Seden sağlığımızda, salonlarımızda maalesef hep oluyor. Bir türlü çözüm de bulunamıyor. Böyle gerginlikler yaşanıyor. Sporun içinde olmayan şeyleri maalesef böyle yaşamak durumunda kalıyoruz. Evet, tabii küçük sahada daha seyircinin sahaya etkisi daha farklı oluyor küçük sahada. Futbol gibi değil. Onun için bazı nahoş sesleri hem hakemler hem oyuncular çok çabuk algılıyorlar. Antrenörler tabii çok çabuk alıyorlar ve tepkiler doğuyor. Böyle olmaması lazım. Basketbol tabii ki daha bir nezih spor. Daha iyi olması lazım. Sık sık oyun duruyor. Kasıtlı da yapılıyor belki bazı hareketler. Basketbola yakışmıyor. Sonuçta oyuncular soğuyor. Bizler soğuyoruz. Tabii. Evet. Seyirci belki basketbolun tadını almak isteyen, bu sporun güzelliğini yaşamak isteyen seyirci basketboldan soğuyabilir. Bu anlamda tehlikeler var. Dileriz bunlar en azından daha nazlı sonuçlar doğurmadan biz yine oyunumuza dönelim. Evet. Jennings. Gürtic. Onur Aydın'la birebir oynadı. Döndü. Zor pozisyonda atış, basket. Gürtic. Ve 36-32. Son 3,5 dakika ilk yarıda sevgili seyirciler. Gürtic'te Fenerbahçe'nin skor gücünü yüksek tutan isimlerden biri. 14 sayıya ulaştı. Blackwell, Faruk Beşok. Raskevicius. Gürtic'ten sıyrıldı. Pot altını zorladı. Atış isabetli değil. Tamamlamak istedi. Olmadı Onur Aydın. Ve şimdi Fenerbahçe hücumda Mustafa abi pot altına yöneliyor ve basket oluyor. 36-34. Farkı 2 sayıya indirdi Fenerbahçe. Bir anda farkı indirdi ve şimdi başa baş giden bir oyun. Son 3 dakika ilk yarıda. James Blackwell. Blackwell birebir oynuyor Jennings'e. Faruk Beşok dışarıda.
İki oyuncu arasında Onur Aydın'a. James Blackwell hücum süresinin tamamlanmasına 8 saniye kaldı. Blackwell 6 saniye. Onur Aydın 3 sayılık atış isabetli. Onur Aydın'ın basketi 39-34. Beşiktaş'ı biraz olsun rahatlatıyor bu 3 sayılık basket. Fark 5'e yükseldi. Son 2,5 dakika ilk yarıda. Mustafa abi bounce pası. Saunders. Saunders'a basket. Braskevicius bir faul bekledi o pozisyon öncesinde. Skor 39-36. Farkı 3 sayıya indirdi bir kez daha Fenerbahçe. Blackwell. Büyük bir heyecan yaşanıyor. Birinci basketbol liginin 22. haftasında derbi mücadelesinde Blackwell. Bu arada Jennings faul yapıyor. Fenerbahçe'nin böylece bir devrede 7 faul hakkı doldu. Jennings'in ikinci faulü bu. Fenerbahçe'de Jurčić ve Jennings iki faullü oynuyorlar. Beşiktaş'ta ise Muratcan Güler'in ve Ali'nin 3 faulü var. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İlk yarının yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Kenardan Muratcan Güler. Blackwell. Blackwell dışarı çıkardı Onur Aydın. Praskevicius, Faruk Peşot bomboş. 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Bu 3 sayılık basketlerle Beşiktaş farkın iyice kapanmasına izin vermiyor. Ve skor 42-36. 5 dakikada 20 sayı üretmişti Beşiktaş takımı. Skorda sıkıntılar yaşadı zaman zaman. Şimdi Mustafa abi 3 sayılık atış isabeti değil. Muratcan Güler. Son 1,5 dakika ilk yarıda. Praskevicius. Jurčić karşısında. Praskevicius. Pota altını zorlayacak. Şimdi dışarı çıkardı. Faruk Peşol. Ve basket Faruk Peşol'dan. 44-36. Farkı 2 sayıya kadar indirmişti Fenerbahçe ama yeniden fark açılıyor. Mert Uygur, Jennings. Son dakikaya girdik ilk yarıda. Jennings'in pası. Mert Uygur 3 sayılık atış. İsabeti değil. Rebound mücadelesi Faruk. Mustafa abi topu kazanmak üzere ve kazandı. Mustafa abi pot altını zorluyor ve basket Mustafa abiden. 44-38. Büyük bir heyecan gerçekten de. Son saniyeler artık ilk yarıda. James Blackwell. Faruk Peşok. Muratcan Güler. Pot altını zorladı. Jurčić karşıladı. Faruk Peşok'a. 3 sayılık atış isabetli. Rebound mücadelesi ve topu kazanıyor. Fenerbahçe Saunders'la. Son hücum olacak artık sanıyorum ilk yarıda. Son 15 saniye. Fenerbahçe'nin farkı daha da azaltma şansı ilk yarının sonlarında. Jennings. Mustafa Ali ve hücum faul. 5 saniye kadar kronometre duruyor ve hücum faul kararı var sevgili seyirciler. Kritik bir hücumdu ve şimdi ilk yarının bitimine 5 saniye kala Beşiktaş'ta Ahmet Kandemir molayı istedi ve son hücum şansını bakalım nasıl değerlendirecek Beşiktaş, sizce nasıl değerlendirecek? Şimdi geç kalan bir mola aslında Beşiktaş için çünkü Beşiktaş savunması son dakikalarda açılarak Fenerbahçe oyuncuların üzerine giderek oynayınca tabii ki drive eden, içeriye doğru girişle oynayan, zorlayan bir Fenerbahçe hücumuna karşı tabii ki bu savunma başarılı olamazdı. Olamazdı nitekim. Mustafa abinin forseleri rahat pozisyonlar getirdi kendisine ve bu alan açıldı, pota altı alanı. Onun için Beşiktaş bu şekilde oynamamalıydı. Şimdi 5 saniye kala tabii ki bir atış yapılacaktır muhakkak ki uzun bir pasla geri atacaklardır. Ama sonuçta zorlama bir atış olabilir değil mi tabii, Sayın Sedat? Olabilir, sayı da olabilir. Ama Fenerbahçe'nin baskı yaparak öyle rahat bir atış 5 saniyede müsaade etmemesi lazım geliyor. Evet, o 5 saniye şimdi çalışmaya başlıyor. Blackwell sıyrıldı. Blackwell pot altına yöneldi. Ve baskette ilk yarı bitiyor. Sevgili seyirciler, İstanbul'da ilk yarı skoru Beşiktaş 46, Fenerbahçe 38. Gerçekten çekişmeli bir maç. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız İstanbul'da Dignitas Spor Salonu'nda. Fenerbahçe'den ve fark 6 sayı ilk yarıyı 46-38 önde tamamlamıştı Beşiktaş ve şimdi gelen basketle 46-40.
Beşiktaş hücumda Faruk Beşok. Blackwell. Elay dönmek istiyor. Pozisyonu bozuyor. Sanders'a bir de faul. Evet, Beşiktaş takımında Elay'ın bu dördüncü faulü. William Elay dördüncü faul. İlk dört faule ulaşan oyuncu ve hemen Onur Aydın oyuna girme hazırlığında. Beşiktaş için galiba bir büyük dezavantaj oldu. Evet Elay. Zaten alan savunması yapmaya başlamıştı Beşiktaş. Herhalde Elay'ın üç faul olması dolayısıyla bunu uygulamıştı. Tabii ki şimdi adam adama döndüler. İşte Elay çıkar çıkmaz. Ama Elay'ı dört faul almış olur. Büyük bir dezavantaj bence tabii Beşiktaş için. Sevgili seyirciler, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da milli takımlar eski teknik direktörü Sayın Önder Seden değerli yorumlarıyla katkıda bulunuyor yayınımıza. Şimdi Fenerbahçe hücumunda Mustafa abi ve basket üçlü sayılık bir basket. 46-43 oldu. Fark 3 sayıya indi. Beşiktaş ikinci yarıda 2 dakika geride kalmak üzere henüz basket bulamadı. Faruk Beşok. Praskevicius. Gürcüs karşısında bir faul. Oyunu durduruyor Murat Biricik. Jennings'in bu üçüncü faulü. Fenerbahçe takımında 3 faule ulaşan ilk oyuncu. Kenardan Faruk Beşok'la Beşiktaş hücumu. Blackwell. Blackwell ayak çizgide 2 sayılık bir basket. 48-43. Mustafa abi. Jennings. Sanders, Praskevicius'un kontrolünde. Jennings, pot altını zorlayacak. Onur Aydın kapattı. Sanders, 10 saniye kaldı hücum süresinin tamamlanmasına. Pot altı, Tolga Tekinal. Hücum ribaundunu aldı Gürcic. Gürcic, yine pozisyonu bozdular. Yeni bir hücum şansı Fenerbahçe adına. 48-43 Beşiktaş üstünlüğü. İkinci yarıda 3 dakikalık oyun geride kalmak üzere. Tolga Tekinal. Ve topu kaybetti. Araya giren Murat Can Güler. Hızla hücum alana taşıdı. Murat Can Güler faul. Kasti faul. Evet. Murat Can Güler gidiyordu Mustafa abi. Fenerbahçe takımında. Mustafa abinin bu ikinci faulü sevgili seyirciler. Şimdi bu sportmenlik dışı faul kararından sonra Murat Can Güler iki serbest atış kullanacak. Ve kenardan yeniden Beşiktaş hücumu başlayacak. Beşiktaş için farkı biraz daha açma şansı. Ama ilk atış isabeti değil. 20 yaşında Murat Can Güler, Beşiktaş'ın oyun kurucusu. İkinci atış bu da isabeti değil. Ve serbest atış yüzdesinde ilk yarıda da sıkıntılar yaşayan Beşiktaş. İkinci yarıda da serbest atışlarda sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Blackwell. Jennings karşısında Blackwell içeriği zorlama düşüncesi dışarı çıkardı. Praskevicius. Ay 3 sayılık atarsa basket. Virginius Praskevicius 51-43. 8 sayılık bir fark. Jennings. Gürcic blok geldi ama daha önce bir faul kararı Faruk Beşok. Faruk'un da bu 3. faulü. Bu arada evet bir mola. Halil Ünen. Molayı aldı sevgili seyirciler. 3 dakika geride kaldı ikinci yarıda. Sayın Seden. Şimdi Beşiktaş yine evet. Farkı açıyor ama yine dış atışlarda yüksek evet. Bir yüzde yakalamaya başlarlarsa fark açılacak gibi görünüyor. Tabii zaten ilk yarıda orta mesafe şutlarında %75 ile oynarken Beşiktaş. Fenerbahçe %40 gibi düşük bir orta mesafe atışıyla oynamış. Zaten fark buradan oluştu. Savunma reboundlar başa baş iki takımda eşit sayıda rebound yapmış. Yalnız daha önce de belirttiğim gibi benim Praskevicius'u Fenerbahçe'nin uzunlarından biri tutacak. Ya Sanders ya Çurçuç oluyor bu. Dışarıya çıkınca orta mesafeden savunma yapamıyor Fenerbahçe ve Praskevicius oralardan etkili oluyor. Rahat atışlar buluyor ve sayı buluyorlar. Fenerbahçe de bu maçı kazanabilir ancak iyi savunma yapmaları lazım geliyor. İlk yarıda yemiş oldukları 46 sayı bence maç kazanmak için oldukça dezavantajlı bir skor. Savunma yapması, iyi savunma yapması lazım. Değişken savunmalar faydalı olmadı Fenerbahçe için. Sanders, hakem, evet Steps karar veriyor. Murat Biricik. Fenerbahçe bu hücumdan eli boş dönüyor. Praskevicius.
Bu arada Fenerbahçe savunmada yerini aldı. Muratcan Güler, Faruk Beşok, tekrar Muratcan Güler ve hücum faulü yaptı. Muratcan Güler, dördüncü faulü. Muratcan Güler'in bu dördüncü faulü. İkinci yarıda takım faulü sayısı Beşiktaş'ın 3 oldu. Ve Eli'den sonra Beşiktaş'ta 4 faulü ulaşan ikinci oyuncu oluyor Muratcan Güler. Evet, hemen oyuncu değişikliğine gitti Ahmet Kandemir ve Rüçhan tam söz oyuna girdi. Muratcan Güler oyundan çıktı. Faul sayıları işte ekranlara geliyor. Sevgili seyirciler, 4 faul, 2 oyuncu var Beşiktaş'ta. Şimdi üst sayılık atış isabetli Jennings'ten. Fark 5 sayıya indi. İkinci yarıda 3,5 dakika geride kaldı. 51-46. James Blackwell. Rüçhan Tamsöz. Fraskevicius. Faruk Beşok. Faruk, Onur Aydın ve Rüçhan Tamsöz. Rüçhan Tamsöz'e hücum süresinin tamamlanmasına şu anda 8 saniye var. Faruk Beşok kot altına yöneldi. Dışarıya Rüçhan Tamsöz. 3 sayılık atış isabetli değil ama top alıyor Beşiktaş'tan Onur Aydın'da. Yeni bir hücum şansı. Rüçhan Tamsöz. Bant pası Fraskevicius pot altında. Dışarıya çıkardı Faruk Beşok. Ondan Blackwell. Blackwell Mustafa abi kapattı. Sete dönüştürüyor. Yeniden içeriye doğru yöneldi. Blackwell atışı basket. Deniz Blackwell'in basketi. Beşiktaş 53, Fenerbahçe 46. Heyecan devam ediyor. Jennings. Jennings. Fenerbahçe hücumu devam ediyor. Jennings iyi döndü ve bir faul. Blackwell faul yapan oyuncu Beşiktaş'ta. Blackwell'in bu ilk faulü. ...53-46 üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. İşte Blackwell'in faulü pot altında bulunan kameramızdan bir kez daha görüntüye geldi. Kate Jennings serbest atış bu maçta kullanmadı ama sezon başından bir yana 29-26'lık bir oranla oynuyor. Yüksek bir yüzde, %90'la oynuyor. İlk atışı isabetli. 53-47. İkinci ve son atışı, bu da isabetli olunca fark 5 sayıya indi. Halil Üner görüntüde Fenerbahçe'nin antrenörü. James Blackwell. Rüçhan Tamsöz dışarı çıktı. Şimdi pas vermek istedi Blackwell, top kaybı. Jennings hızlı hücum şansı ve Rüçhan Tamsöz faul. Rüçhan oyuna biraz önce girmişti, ilk faulünü yaptı. Takım faulü sayısı siyah beyazların 5. İlk yarıdaki görüntü oluştu Sayın Seden. Yine faullerde Beşiktaş. Evet. Fazla faul yapan takım görüntüsü çiziyor. Bu arada bir basket daha ama hayır gelmedi. Ve bir faul. Mustafa abi faul yapan oyuncu. Blackwell'le hızlı hücum şansı yakalamıştı Beşiktaş. Mustafa abinin faulü. Üçüncü faulü Mustafa abinin. Fenerbahçe alan savunması uyguluyor. 4 kişiyle bir kişi. Bir oyuncu Tolga Tekinar Blackwell'le adam adama oynuyor. Böyle değişken savunmalar Fenerbahçe'ye ne kazandıracak ne getirecek bilemiyorum ama mutlaka oturtması lazım bir savunmayı ve çok sayı yediler, onları önlemesi lazım. Hücumda Jennings'le biraz dışarıdan atmayı akıllarına getirdiler doğrusu. Ama mutlaka maçı kazanmak için Fenerbahçe'nin savunmayı oturtması lazım. İlk yarıda daha önce de belirttiğim gibi çok sayı yediler. Yani 46 sayı ilk yarıda yemek demek. İkinci yarıda aynı şekilde 90 üzerine bir skor getirir. Bu da maçı kazandırmaz. Onun için arayış içinde Halil, kombine savunma bakalım yarar sağlayacak mı? Adam adama savunma yapmayı bir türlü şey yapamıyor yani. Belki bir savunmayı tutturup maçı kazanmayı istiyor. Bakalım tutacak mı o savunma? Bence riskli savunmalar oluyor. Adam adama salt adam adama savunmayla oynasa, iyi bir savunma olursa belki daha iyi sonuca gidecek. Tabii dış atışları da ihmal etmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Orta mesafe feşut yüzdesi çok düşük. 45'te oynadılar. Fenerbahçe Beşiktaş'ın 75'ine karşı burası çok önemli. Dış atışlarda istikrar sağlarsa, isabet sağlarsa Fenerbahçe o zaman maçı başa baş hale getirir, kazanabilirdi. Mola süresi tamamlandıktan sonra Blackwell'le Beşiktaş hücumu. Faruk Beşok cross pass, şimdi bounce pass Rüçhan Tamsöz, Onur Aydın, tekrar Rüçhan Tamsöz, Praskevicius nefis bir pas ama dışarı Rüçhan Tamsöz, şimdi Faruk
Ve topu kaybetti. Sanders gidiyor. Sanders gitti. Ve basket oldu. Sanders'ın bu basketiyle 3 sayıya itibar. Beşiktaş 53, Fenerbahçe 50. İkinci yarıda 5,5 dakika geride kalmak üzere. Sanders'ın 11 sayısı var bu karşılaşmada sevgili seyirciler şu ana kadar. Sezon başından bu yana da 17 sayı ortalaması. Bu arada Beşiktaş'tan inanılmaz hatalar. Jennings basket ve faul. Fenerbahçe için beraberlik şansı olacak şimdi. Jennings bir de serbest atış kullanacak. Serbest atış yüzdesi yüksek bir oyuncu. Skor 53-52'ye geldi bir anda. Rüçhan Tamsöz ikinci faulünü yapıyor. Ve bu arada Ahmet Kandemir 4 faullü 2 oyuncusunu da oyuna sürüyor. Bu bölümlerde oyunda çok kritik anlar yaşanıyor. Murat Şengüler ve LA 4 faullü oyuncular oyun alanında ve beraberlik. Skor 53-53. Halil Üner bunu istiyordu. Kombine savurma derken riske girdi demiştik. Ama Beşiktaş o kadar kötü hücum etti. Şut seçimleri o kadar kötü yaptılar. Pota altını o kadar kullanamadılar ki bu savunma avantaj kazandırdı Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe ilk yarıyı 8 sayı farkla geride bırakan Fenerbahçe beraberliği sağladığı gibi şimdi öne geçme şansı. Gürçit Jennings'e. Jennings pot altında. Atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Sanders. Hücum reboundunu aldı ama pası isabetli değil. Pası isabetli değil ve kenardan Beşiktaş hücumu başlıyor. Gerçekten büyük bir heyecan, bir derbi mücadelesine yakışan bir maç. İki takıma top kaybı görüntüye geldi. Beşiktaş'ın son bölümlerdeki top kaybı mücadelenin bir anda berabere gelmesine neden olur. Şimdi Murat Can Güler ve basket. 55-53 Beşiktaş yeniden öne geçiyor. İşte Murat Can Güler'in az önceki pot altına yönelişi ve basketi. Jennings. Sanders, Tolga Tekinal, Jennings. Sanders, yüksek posta. Mustafa abiye, ayak çizgide, iki sayılık atış, isabeti değil ve Ali. Savunma reboundunu aldı. Beşiktaş hücumu başladı. 8 dakika, biraz sonra geride kalacak ilk yarıda, ikinci yarıda. Bu arada 10 saniyelik. Evet, gerçekten inanılmaz hatalar oluyor Beşiktaş takımında. Blackwell, 10 saniye içinde rakip alana taşıması lazımdı topu ama bu süreyi aşınca, bu süre geçince Fenerbahçe için yeni bir şans doğdu. Tolga Tekinal 3 sayılık atış isabetli. Fenerbahçe sanıyorum Sayın Sedan ilk kez öne geçti. Sizin söylediğiniz gibi aynen öyle. İnanılmaz hatalar yapıyorlar. Yani geride 4 kişinin alan savunması uyguladığı Fenerbahçe savunmasına karşı oyun kurucunun topu 10 saniyede dışarıya çıkarmaması gibi bir şey. Çok nadir görülen bir olay zaten. Akıl almaz yani böyle bir şey. Fenerbahçe'nin istediği Beşiktaş alan savunmasına döndü. Çünkü dediğiniz gibi sizin iki tane 4 faullü oyuncu oynatıyor. Muratcan'la Ali'yi onun içinde mecburen alan savunması. Eğer Fenerbahçe bu alan savunmasına iyi hücum ederse bu 1-4 dediğimiz kombine savunmada başarılı olursa Fenerbahçe oyunu kazanabilir. Nitekim ilk defa olarak dediğiniz bu öne geçti. Ama Beşiktaş'ın hatalarından oluştu bu öne geçti. Virginius Praskevicius şimdi serbest atışlar kullanacak. İşte bu pozisyondan sonra oluşan faul. Praskevicius oyun alanındaki en skorer oyunculardan biri. 16 sayısı var şu anda. Sezon başından bu yana bu da 17. sayı. 11 sayı ortalamasıyla oynuyor. Serbest atışlarda bu maçta 5'te 3'lük bir oran yakaladı. Ve sezon başından bu yana 72'de 43. Bu da isabetli olunca Beşiktaş takımı 57-56'lık bir üstünlük yakalıyor. Beşiktaş, Süleyman Sebat, İkili Tay spor salonunda gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Mustafa abi, Jennings, yüksek posta, Sanders, Eri karşısında döndü, atışı, basket, Sanders, Fenerbahçe öne geçti bu kez. Skor 58-57, Fenerbahçe önde. İkinci yarıda geride kalan 8 dakikalık zaman diliminde Fenerbahçe 20 sayı üretti. Beşiktaş ise 20 sayıya 11 sayıyla karşılık verdi. Blackwell bounce pasında Ali. Dışarıya Faruk Beşok. Ondan Praskevicius. Şimdi Murat Can Güler. Gürçiş karşısında dışarıya bomboş. 3 sayılık atış Faruk'la basket. Skor 60-58. Beşiktaş bir kez daha önde. Bir Beşiktaş bir Fenerbahçe. İşte Faruk Beşok.
Tolga Tekin attı Fenerbahçe hücum alanında. Gerek. Mustafa abi, Tolga Tekin abi. Gerek. Bağlasından Sanders pot altına sokuldu. Ayak çizgide. Evet. Sanders bir hatada Fenerbahçe'nin Birleşik Amerikalısından. Maçın bitimine yaklaşık 11 dakikalık bir süre var. Blackwell, Tolga Tekin abiden sıyrıldı ama bu arada Mustafa abiden top dışarıda. Hücum süresinin tamamlanmasına 16 saniye var. Beşiktaş pot altından bu 16 saniyeyi değerlendirme çabasında. Murat Çangüler, Faruk Beçok, pası isabetli değil top kaybı. Araya Sanders girdi. 3'e 1 yakalandı Beşiktaş. Mustafa abi ve Smart Basket. Beraberlik var mücadelede. 60-60. Büyük bir çekişme. Ligde 3. sırada olan Beşiktaş'la 9. Fenerbahçe'nin zorlu mücadelesinde eşitlik var. 60-60'lık. Son 10 dakikaya yaklaşıyoruz maçta. Murat Çangüler. Murat Çangüler'in pası Ali. Pot altını zorladı. Atışı isabeti değil. Hücum ribandını almak istedi. O da olmuyor. Ve Jennings'de kalıyor top. Az hata yapanın kazanacağı bir maç. Tolga Tekinal, Mustafa abi ve Blackwell. Beşiktaş'ın bir devrede 7 faul hakkı. Bu faulle doluyor. James Blackwell ikinci faulünü yaptı. Beşiktaş savunması, alan savunmasına döndü demiştik ama 4-3 sahada uyguladığı baskılı alan savunmasında geride açık veriyorlar. Yani Mustafa abinin attığı şu basketbol basketler ilk yarıda da oldu. Oturmamış savunmaya, force eden, drive eden takımlara karşı bu tür savunma yapmak oldukça tehlikeli. Oyun düzenini bozmak istedi Beşiktaş ama bozamıyor Fenerbahçe'nin. Ve de savunmada yaptığı bu açıklarla geriye düştü. Top kaybı yapıyorlar. O da çok kötü tabii. Murat Çangüler zeminin azizine uğrayınca topu kaybetmişti Beşiktaş ama bu arada Mustafa abi step yapıyor. Ve bu kritik hücumdan da Fenerbahçe sonuç alamıyor. 10 dakika 3 saniye var sevgili seyirciler maçın bitimine. Fenerbahçe'nin 61-60'lık üstünlüğü. İşte Steps kararının geldiği pozisyon bir kez daha görüntüde. Beşiktaş'ın hücumu başlayacak. Ahmet Kandemir, Murat Biricik'le diyaloğu. Rakip alanda Tolga Tekin Alp'ten baskı Blackwell'e. James Blackwell. Faruk Beşok. Virginius Praskevicius. Atışı isabetini. Rebound mücadelesi. Ali. Top kazanma çabası ve Murat Çangüler aldı. Dışarıya Faruk Beşok. Atışı 3 sayılık. Ve basket geliyor. Faruk Beşok kritik bir anda sahne alıyor. Ve skor 63-61. Faruk Beşok sevgili seyirciler 13 sayıya ulaştı bu baskette. 3 sayılık atışlarda 6'da 3'lük bir oranı var. %50'lik bir oran bu. Faruk Beşok. Tolga Tekinal. Mustafa abi, Sanders, pot altına doğru, Mustafa abi boşluk bulamadı, Jennings, 3 sayılık atış, isabeti değil, rebound mücadelesi, top elinde kaldı. Blackwell, Faruk Beşok, blok geldi ama, Praskevicius, Faruk Beşok, şimdi Blackwell 3 sayılık atış bölgesinde, hayır, Ali'ye ve basket. Harika bir pas atıyor, bomboş pozisyonda, Ali'yi görüyor ve 65-61, Willy Mary 13 sayıya ulaştı. Son 9 dakika içindeyiz. Mustafa abi. Biraz sonra Mert Uruç girecek Fenerbahçe'de oynar. Tolga Tekinal. Mustafa abi. Jennings. Mustafa abi. Pot altını zorladı. Zor pozisyonu attı. Şiba mücadele içeride kaldı. İki oyuncu yarı alanda kaldı. Bu arada Ali bir sakatlık geçiriyor. Mustafa Biricik. Hayır, Murat Biricik maçın hakemi, oyunu durduruyor. Ali yerde kalmıştı. 4 faulle oynuyor. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum Ali ve Murat Çangüler. Bu arada bir mola alıyor. Fenerbahçe koçu Halil Üner. Sayın Sedan, heyecan artacak galiba. Son 10 dakikaya, son anlara kadar böyle gidecek görünüyor. Evet, şimdi Beşiktaş bir avantaj kazandı ama gene de hücumda Blackwell'ın daha iyi takımı yönetmesi lazım, oyun kurucu. Acemi gibi oynadı zaman zaman. Top kayıpları yaptılar. Ses ettiklerinde iyi toplar kullanamadılar, şut seçimlerini yapamadılar. Ama buna rağmen Faruk'un dışarıdan isabetli atışlarıyla öne geçtiler.
Burada geride yapmış oldukları Fenerbahçe hücumlarını durdurmak için 4-3 sahadaki baskılı alan savunmasından neyse ki uyandılar. Geride alan savunması uyguluyorlar zaten. 4 faullü oyuncuları oyunda tutmak için. Baskıyı yapınca baskılı alan savunmasını yarıp geçiyor Fenerbahçeliler. Onun için uyanarak geride alan savunmasına devam ediyorlar ve iyi yaptı Ahmet Kandemir. Çıkarak yaptıkları alan savunması Fenerbahçe'ye pozisyon getiriyor. Onun için bu yaptıkları doğruydu. Dışarıdan Faruk'un atışları da öne geçtiler ama her iki takım da maçı kazanabilir. Başa baş gitti, bu 8 dakika var. Her iki takımda da kazanma şansı var. Braskevicius. Muratcan Güler, Ali pot altını zorladı. Dengesiz bir atış ve top Tolga Tekin altta kaldı. Şimdi Jennings, Fenerbahçe hücumu. Jennings, Mert Uyguç, Tolga Tekinal. Tekrar Mert Uyguç, Tolga Tekinal. Jennings, Mert Uyguç. 3 sayılık atış, isabetli değil ve savunma ribaundu Praskevicius'ta. Şimdi Muratcan Güler boşluk buldu. Muratcan Güler, Mert Uyguç geliyor ama bir faul kararı. Fenerbahçe'de de Mert Uyguç'un bu ilk faulü. Şimdi Muratcan Güler'le serbest atışlar kullanacak. Beşiktaş, Muratcan Güler'in serbest atışlarda sıkıntısı var bu karşılaşmada. Lig başından bu yana 75'te 50'lik bir oranla oynuyordu. Bu maçta 7'de 4'ü yakaladı şu anda. İkinci ve son atışı, fark 5 sayı, 66-61. İkinci ve son atışı, bu da isabetli. 67-61, 7 dakika 50 saniye var maçın bitimine. Mert Uyguç. Tolga Tekinal. Jurčić geldi. Pas istedim aldı Jurčić. Atışı isabetli değil, kemberin içinden çıkan top Ali. Braskevicius Ali ikilisi birlikte yükseldiler. Ali aldı. Blackwell. Muratcan Güler dışarıya çıkarıyor. Faruk Beşok 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Faruk'tan bir basket daha. 3 sayılık basketlerde Faruk Beşok 7'de 4'lük bir oran yakaladı. 16 sayıya ulaştı. Ve 70-61. Fark 9 sayı. Fenerbahçe beraberliği sağlamıştı ama 9 sayılık bir fark Beşiktaş'tan. Mert Uyguç. Tolga Tekinal. Tolga Tekinal elindeki topu kaybediyor. Ve Blackwell hızla hücum alanına taşıdı Beşiktaş'ı. Blackwell. Muratcan Güler 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Üst üste hatalar bu kez Fenerbahçe'den. Oyunda maçın kritik anları yaşanıyor ve o anlarda da işte hatalar gelince fark açılıyor. Halil'in kombine savunması tabii ki iyi gitti zaman zaman ama şu anda Beşiktaş çok iyi oynadı. Dışarıdan isabetli şutlar atmaya başladı. Terk etmesi lazım bu savunmayı. Mert'i oyuna sokması da yerinde bir hareketti Halil Üner'in ama ondan sayı bulamıyorlar. Şimdi neyse ki bir tane dış atış buldular. Fenerbahçe'nin dış atışlarla oyunu dengelemesi gerekiyor. Bir de adam adama savunma artık o yapıp Beşiktaş'ı durdurması lazım. Evet, bu arada Erdem bir smaç basket. Mert Uyguç'un 3 sayılık basketiyle fark 9'a inmişti ama 11 oluyor şimdi yeniden. İşte Ali uzun bir süredir oyunu Muratcan'la beraber 4 puanla götürüyorlar. Son 6 dakika içindeyiz. Pot altında Jurčić. Evet. Top Beşiktaş oyuncudan çıkıyor. Bu arada Halimler mola aldı. Skor 75-64 sevgili seyirciler. 5 dakika 46 saniye var maçın bitimine. Oyunun belirli bölümlerinde yapılan hatalar özellikle farkın açılmasına ya da farkın kapanmasına neden oldu. Bir bölümde Fenerbahçe'nin yaptığı inanılmaz hatalar farkı şimdi açtı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin umutlarını yeşertmesinin tek nedeni Beşiktaş oyuncuların yaptığı hatalardı. Kalan bölümlerde de yine hatalar mı maçın kaderini belirleyecek? Yoksa atışlar mı? Şimdi isabet oranı. Gerçekten belirttiğiniz gibi hatalar buraya getiriyor. Beşiktaş'ın yaptığı hatalar, Fenerbahçe'nin uyguladığı değişik türde bir savunmaya karşı oyunu başa başa hale getirmişti. Ama gene hatalar Fenerbahçe'yi bu duruma düşürdü. Artık ben bu savunmanın değişmesini biraz önce de söylemiştim. Değişmesi lazım geliyor. Böyle
savunmasının, kombine savunmanın risklerini Beşiktaş iyi değerlendirdi. Artık bence Fenerbahçe'nin adam adama iyi savunma yaparak şu son 6 dakikayı değerlendirmesi lazım. Uçukta da iyi top kullanması bu Beşiktaş'ın uyguladığı alan savunmasına etkili atışları bulması lazım dışarıdan. İşte o atışlardan biri geliyor Mert Uyguç'tan. Ve 75-67 fark 8 sayı indi. Mert Uyguç bu kritik anlarda çok önemli 2-3 sayılık atışlar fark 8 sayıya indirdi. Blackwell Beşiktaş hücumda. Son 5,5 dakika içindeyiz. Braskevicius, Faruk Beşok. O da maçın kritik adamlarından biri. Bu kez isabeti değil. Hücum ribaundunu Eri'ye aldı. Basket oluyor. Faul yapıldı kendisine. Bu arada Fenerbahçe'de bir devrede 7 faul hakkını doldurdu. Faul yapan oyuncu Sanders. Sanders'ın bu ikinci faulü. Ali sevgili seyirciler serbest atışlar kullanacak. İlk atışı isabetli değil Ali'nin. Daha önce bir serbest atış kullanmıştı, onu isabet kaydetmişti. 15 sayısı var. Ali ve 16. sayısı. 139'da 90'lık bir oran sezon başından bu yana William Allen'den. 76-67, 5 dakika 17 saniye kaldı maçın bitimine. Jennings. Blackwell'in baskısı var. Jennings. Zaza Ender. Uyguç. Mert Uyguç'un pası. Sanders. Baskı var Faruk Beşok'tan dışarıya çıkardı. Hücum süresinin tamamlanmasına 9 saniye kala. Mert Uyguç bir basket daha. Mert Uyguç'u durduramıyor Beşiktaş. 76-70 oldu. Mert Uyguç 4'te 3 gibi yüksek bir oran yakalıyor 3 sayılık atışlarda. Bu arada rakip alanda büyük bir baskı var. Ve top çıkmıyor. Evet. Son olarak Fenerbahçe'nin oyuncuların müdahalesi. Ufuk Akyüz maçın hakemi. 22 saniye hücum süresinin tamamlanmasına. Muratcan Güler. Son 4,5 dakika. 76-70 Beşiktaş üstünlüğü. Faruk Beşok. Şimdi Ali. Tekrar Faruk. Blackwell dışarıda. Hücum süresinin tamamlanmasına 7 saniye. 6 saniye ve faul. Fenerbahçe'de faul yapan Cömert Küce. Fenerbahçe daha önce bir devrede 7 faul hakkını doldurduğu için şimdi evet, serbest atışlar kullanacak James Blackwell. Birleşik Amerikalı oyuncu ilk kez bu maçta serbest atış kullanıyor. Tüm ligde bu sezon %80'lik bir serbest atış oranı var. Bu maçta 9 sayısı var. 16 sayı ortalamasıyla oynuyor sezon başından bu yana James Blackwell. 77-70 ikinci ve son atış bu da isabetli. 78-70 oldu. Artık az hata yapanın kazanacağı bir maç. Jennings. Mert Uyguç. Sanders. Ali karşısında. İki sayılık atış isabeti değil. Kritik bir atıştı. Ali savunma ribandını alıyor. Muratcan Güler. Son 4 dakika sevgili seyirciler. Muratcan Güler. Blackwell. Cömert Küce karşısında. Top Blackwell'de. Pası Faruk Beşok. Hücum süresi azalıyor. Faruk Beşok. 7 saniye, 6 saniye. Muratcan Güler pot altında. Atış isabetli değil. Hücum ribaundunu aldı. Faul. Zaza Ender. Fenerbahçe'de Zaza Ender'in faulü. İkinci faulü bu. Fenerbahçe tabii ki adam adama savunmaya dönmesi lazımdı ve döndü de. Dediğimiz gibi Mert'in dışarıdan şut atmasını bekliyor Halil Üner. O da oldu. Cömert'i oyuna sokması ona doğru bir düşünce. Beşiktaş'ın yaptığı alan savunmasına dışarıdan şut atmak lazım ama Sanders'ın atması lazım değil. O kullanıyor topu. Şut seçimi böyle olmaz yani. Şütörleri kullanması lazım. Sanders'ın da pot altında verimli olması. Ama dışarıdan atış tabii ki avantaj getirmiyor Fenerbahçe'ye. İyi savunma yapıp zona karşı yani alan savunmasına karşı verimli olması lazım Fenerbahçe'nin. Bu maçı kazanması için 3 dakika 4 dakika bir vakit var. 3,5 dakika. Verimli olması lazım Fenerbahçe'nin hücumda ve de iyi savunma yaparak. Mert
Uygur şimdi Cemal Küçük'e pot alatış isabetti. Pot altını zorladı Fenerbahçe bu kez. 79-72 oldu durum. 7 sayılık bir farkla Beşiktaş üstünlüğü. Son 3 dakika yaklaşıyoruz karşılaşmada. Burak Çangüler, Blackwell. Cemal Küçük'den sayıladı Blackwell. Pot altına sokuldu. Atışı bir faul daha. Faul yapan Zaza Enden. Murat Biricik oyunu durdurdu. Zaza Enden'in bu 3. faulü oldu. Serbest atışlar kullanacak Beşiktaş Blackwell'la. Bu arada Sanders çıkıyor ve Mustafa abi oyuna giriyor. Fenerbahçe bu takıma pres yapacak. Evet, izliyorsunuz Blackwell'in serbest atış yüzdesi oranı 3'te 3 oldu ve skor 80-72. 3 dakika 13 saniye var maçın bitimine. İkinci ve son atış, bu da isabetli. Fark 9 sayı oldu. 81-72. Jennings ve Fenerbahçe hücumu. Mustafa abi, Cömert Yüce, Praskevicius karşısında. Zazay'dan içeri yöneldi. Cömert Yüce, Mustafa abi. İki rakibinden sıyrıldı. Atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Zazay'dan. Ayak çizgide. Ayak çizgide. Gerçekten de bu çok kritik bir hücumdu. 2 dakika 55 saniye var. Halil Ünder hemen Tolga Tekin abi istiyor yanına. Tolga oyuna girecek az sonra. İşte Zaza Eden'in ayağı çizgide kararı çıkıyor bu pozisyonda. Faruk Beşok. Blackwell. Faruk Beşok. Virginius Praskevicius. Tam sağ baskı Fenerbahçeli oyunculardan. Murat Çangüler. Faruk Beşok. Bounce pass Ali. Dışarıda Blackwell. Faruk Beşok pası Blackwell. Süreyi en iyi şekilde kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta. Blackwell, Alley, pot altında basket. 83-72. Fark 11 sayı yükseldi. Maçı kazanma yolunda büyük bir avantaj yakaladı şimdi Beşiktaş. Jennings, Mert Uygut. Zazen'den pot altına yöneldi. Atış isabeti değil ve Faruk Beşok'ta kaldı. Son 2 dakikaya yaklaşıyoruz sevgili seyirciler. 11 sayılık bir fark. Şimdi Alley, Murat Çangüler, Alley ve son. 85-72 sayını seven, artık galibiyeti perçinleyen bir basket miydi bu? Fenerbahçe savunması tabii açıldı, baskı yapıyor. Beşiktaş da bütün oyuncular dışarıda, yalnız Ali ve Fresco 3 pot altını tehdit ederek oynuyorlar. Çok iyi top kullandı Beşiktaş bu savunmaya karşı ve rahat atışlar buldu. Fenerbahçe hala zonu yenemiyor. Kısaldılar pres yapmak için ama bu sefer pot altından sayı çıkmıyor. Sadece dış şuta kalıyor. Alan savunmasını Beşiktaş'ın böylece yenemiyorlar. Skor bulamıyorlar. Evet, maçın sonları yaklaşıyor. Sanders. Sanders sokuldu. Smash basket'e karşılık Sanders'tan. 85-74. Son 1,5 dakika. Tam sağ baskı Fenerbahçe'de devam ediyor. James Blackwell. Blackwell ikili sıkıştırmaya rağmen Faruk Beşoğa. Faruk dışarıya. Praskevicius. Geriye doğru gönderdi Blackwell'e. Şimdi Faruk Beşok. Hücum süresi azalıyor ve bu arada Mert Uyguç bir faul kararı var Mert için. Serbest atışlar kullanacak Faruk Beşok. Mert Uyguç'un da bu 2. faulü oldu. 1 dakika 18 saniye var maçın bitimine sevgili seyirciler. Evet, Mert Uyguç gerçekten 2. yarıda çok kritik 3 sayılık basketlerle takımına umut getirmişti ama Beşiktaş'ın farkı yeniden açması. İşte Faruk 2. atış, bu da isabetli. 87-74. Jennings. Tolga Tekinal. Atış isabetli. 87-76 oldu durum. Fark 11 sayıya iniyor. Farkı biraz daha kapatma çabası içinde Fenerbahçe ama şimdi Praskevicius topu kaybetmek üzere. Evet, Praskevicius'tan diyor son olarak çıktı diyor hakem. Fenerbahçe hücum başladı. Son dakikanın içine şu anda girdik. 3 sayılık atış, bu da isabetli. Mert Uyguç'tan gerçekten çok kritik üçlükler. 87-79, 8 sayılık bir fark var. Ve taktik fauller başladı Fenerbahçe takımında. Beşiktaş baskıya karşı iyi top kullandı doğrusu. Fenerbahçe faul yapıyor ama daha erken yapmak lazım. Eğer faul yapılacaksa tam sağ presi
daha çabuk yapmak lazım. Orada faul yapmak lazım. Beşiktaş top kullandıktan sonra vakit geçiyor. Ondan sonra yapılan faul de yararlı olmuyor Fenerbahçe için. Faruk Peşoğlu'nun ilk atışı isabetli. 88-79. İkinci atış isabeti değil. Artık son dakika içindeyiz. Fenerbahçe hızla hücum alanına geçti. Jennings bir üç sayılık atış daha. Bu kez isabeti değil. Savunma ribandını el ele aldı. Blackwell, Cömert Yüce ve Mert Uyguç'tan sıyrıldı Blackwell. Son 40 saniye mücadelede artık bir faul daha Blackwell'e. Mert Uyguç faul yapanınca 4 faul oldu Mert Uyguç'un. Evet, İstanbul'da derbi mücadelesinde Beşiktaş taraftarı mutlu. Son 39 saniye. 9 sayılık bir farkla Beşiktaş önde. Blackwell ilk atışı isabetli. 89-79. İkinci atış bu isabeti değil. Fenerbahçe hücumda Jennings. Mert Uyguç bir 3 sayılık atış daha. Bu kez isabeti değil Mert Uyguç'tan. Muratcan Güler'den önce Jennings araya giriyor ama Beşiktaş hücumu devam edecek. Blackwell. Cömert Yüce ve Jennings ikilisi geldi. Elie'ye doğru gönderdi. Ondan Muratcan Güler'e. Muratcan'ın pası Praskevicius. Atış isabeti değil. Son müdahale Elie'den. 16 saniye kaldı. Beşiktaş 7 hafta üst üste kazanmıştı. Geçen hafta Tofaş'a yenilmişti. Ve Fenerbahçe engelini de artık geçmek üzere. 11 saniye kala bir 3 sayılık basket. 89-82. Bu arada Fenerbahçe takımında Cömert faul yapıyor. İkinci faulü serbest atışlar kullanma hazırlığında Faruk Peşok. 9 saniye var. Maç boyunca serbest atışlarda zaman zaman sıkıntılar yaşayan Beşiktaş oyuncular maçın sonlarında Fenerbahçe'nin taktik faullerine serbest atış yüzdesini yüksek bir yüzdeyle karşılık verince fark kapanmıyor. Ve 91-82 oldu durum. Şimdi Sanders iki oyuncu arasında sayılanı faul. Evet, faulü yapan oyuncu. Evet, Ali 5. faulü. Beşiktaş takımında 5 faulle oyundan çıkıyor Ali sevgili seyirciler. Evet. Ali 5 faul oyun dışında. 4 saniye var maçın bitimine. Beşiktaş maçı kazanmak üzere artık. Sanders serbest atışlar kullanacak. İlk atışı isabetli. 91-83. İkinci atış bu da isabetli. 7 sayı iniyor fark. Artık son anlar. Faruk Beşok, Muratcan Güler. Evet, şova yönelik bir hareketle bitirmek istediler, olmadı. Beşiktaş böylece ezeli rekabette Fenerbahçe engelini 91-84'lük bir skorla geçiyor sevgili seyirciler. Ve Beşiktaş 9. maçında 8. galibiyetini elde ediyor son 9 maçta. Fenerbahçe engelini geçiyor ve Fenerbahçe ligdeki sıkıntılarına bir yenisini ekliyor. Sayın Fener, çok kısa olarak bir iki cümleyi alalım ve yayınımızı kapatalım. Fenerbahçe sadece stratejiyle maç kazanamaz yani. Fenerbahçe kötü bir takım değil aslında ama hep stratejiye bağlanıyor. Savunma yapmaları lazım. Savunma da sadece stratejiden geçmiyor. Uzun süre adam adama mücadele etmek, savaşmaları lazım ki öyle maç kazanıldı. Böyle stratejiyle değil, çok fazla sayıyorlar. 90 sayıyla, 95 sayıyla maç almaları gerçekten zor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Seden. Değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, İstanbul'dan veda zamanı geldi. Evet, Beşiktaş 91, Fenerbahçe 84 maçın sonucu. Ve ben Yalçın Çetin, yayının sizlere ulaşmasını demeye geçen bütün arkadaşlarım adına İstanbul'dan mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.